en kolay Amerika vatandaşı nasıl olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu sorunun cevabı değişken. Dolayısıyla sizin hangi aşamaya da durum üzerinden yeşil karta başvuru yapacağınız, bu yeşil kartı ne kadar süre tuttuktan sonra vatandaşlığa geçeceğiniz inanın süreçten sürece değişebilir. Kimileri için ailevi başvurular kolay olabilir, kimileri için ailevi başvurular çok zor bir süreçte dönebilir. Kimileri için iş yeri üzerinden yeşil karta gitmek kolay olabilir, kimileri için de zorlukları oluşabilir. Kimileri yatırım ile yeşil karta gitmeleriyle mümkün olabilir, kimisinin de geliri yetmediği için bunu yapması mümkün olmayabilir. Dolayısıyla yeşil karta gidebilecek durumların en kolayı, nasıl onu söylemek zor olabilir ama en masrafsız diyorsak belki tabii ki bu çekiliştirilen başvuru olacaktır. Tabii onun herkese çıkması mümkün değil. Dolayısıyla bu noktada bizim tavsiyemiz eğer ya ailevi başvurular üzerinden gidilmesi ya da Amerika'da bir iş yerinin size yeşil kartınız için başvuru yapıyor olması sizin vatandaşlığa gidecek sürecinizi kolaylaştırabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.